Selam herkese, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size nasıl kilo aldım ve aldığım kiloları nasıl verdim bundan bahsedeceğim. Öyleyse başlıyorum. Öncelikle nasıl kilo aldığımdan bahsedeyim. Bundan sanırım 3 sene kadar önce normal yaz bitiminden kışa girerken işte Eylül'ün sonu, Ekim'in başı gibi ben kilo almaya başladım. Tabii bunun çok da farkında değilim ama abur cubur yemeği çok seviyorum. Özellikle de Kinder'e bayılıyorum. O yüzden de daha çok yemeye başladım sanırım o aralar. Abur cubur yersem yemeği çok yemiyordum. İşte hem bu şekilde dikkat ediyordum. Normalde benim kilom 54-55 arası, boyum da 1.73. Evet, boyuma göre biraz zayıf oluyorum sanırım ama hani benim kemiklerim mi iri değildir bilmiyorum. 2-3 kilo da alsam yanaklarım direkt şişiyor ve bacaklarım direkt şişiyor. Göğsüm de biraz çıkıyor ve bu cidden beni rahatsız ediyor. Şimdi buraya öncesi ve sonrası olarak iki fotoğraf koyayım. Siz de bakın farka. Kilo alma dönemim nasıl başladı? Aslında ben de çok farkına varamadım. Çok yemek yemeye başladım. Ama işte diyordum bir şey olmaz ya, hani normal yiyorum diye düşünüyorum. Sonra insanlar bana şey demeye başladı. Müge sen kilo mu aldın? İşte yanakların şişti, aslında güzel oldun falan. Bazılarının hoşuna gitti, bazıları da işte kilo aldın sanki falan diye dalga geçmeye başladı. Tabii umurumda değil. O ara umurumda değil. Biraz da hoşuma gidiyor işte kilo aldın, güzel oldun falan diyenler de olunca etrafınızda hoşuma gitmeye başladı. Tabii bu ilerleyince sonra bir dank etti kafaya. Ben zaten abur cuburu çok seven bir insanım. Sürekli olarak abur cubur yiyorum. Çikolata zaten asla vazgeçilmezim. Yani diyetisyene gitsem, diyetisyen bana dese ki çikolata yemeyeceksin, yapamam. Yani asla yapamam herhalde çikolatasız. Öyle bir insanım. Neyse, kahve falan içmeye çok başladım o aralar. Sürekli kahve içiyorum fakat kahveyi tek içmiyorum. Normalde de kahve içmeyi sevmem. Bu üçü bir arada falan sevmem. Ne içiyordum? Latte, bir de sütlü köpüklü var kahve. Onu içiyorum. Onun yanında da bisküvi falan yiyorum. Normal yediğim yemekten daha çok yemeye başladım ve daha sık acıkmaya başladım. Yani sık yemek yiyorum fakat çok yemek yiyorum. Haliyle bunlar da yavaş yavaş bana kilo olarak dönmeye başladı. Bir de ben kahvaltıda Nutella'ya takmıştım bir ara. Sürekli normal beyaz ekmeğin üzerine 2 dilim, bazen 3 dilim yiyordum. Nutella'yı sürüyordum, bol bol yiyordum onu. Kilo almak isteyenleriniz varsa kesinlikle birebir çözüm. Bence sabah kahvaltılarında 2 dilim Nutella'lı ekmek yiyin, alırsınız kilo. Akşamları falan çikolata yiyorum uyumadan önce. İşte kitap okuyorum, çikolata yiyorum. Ne bileyim, film izliyorum. Aa, cips olmazsa olmaz, hemen kendime hazırlıyorum. Çikolatalar, cipsler yiyorum. Fast food çok yiyorum. Zaten hamburger falan gerçekten seviyorum. Ben neredeyse 2 günde bir, 3 günde bir yemeye başladım. Bence biraz Starbucks kahvelerinin de faydaları oldu kilo almamda. Çünkü o aralar kızlarla buluştuğumuzda sürekli Starbucks'a gidip kahve içiyorduk. Ve hani her akşam yapıyorduk neredeyse bunu. Orada içiyorsun zaten, de şeker de koyuyorum içine kahvelerin. Onu içiyorum, sonra eve geliyorum, bir daha çikolata yiyorum yatmadan önce. Neyse, ben kilo aldığımı ne zaman fark ettim? Bir gün çok sevdiğim bir pantolonum var benim. Hala da giyiyorum severek ve şu anda o bana bol geliyor dışının. Onu giydim. Olmuyor. Bir şey var yani, çıkmıyor bacağımdan. Neyse ben zorla giydim falan filan. Kapatacağım düğmesini. Kapanmıyor. Olmuyor yani pantolon. Dedim hayır ya. Yani ben gerçekten bu kadar kilo almış olamam herhalde. Nasıl olmaz falan. Oturdum, aldım pantolonu elime, ağlıyorum hüngür hüngür. İşte annem geldi, ne oluyor kızım falan fistan. Dedim işte en sevdiğim pantolonum olmuyor. Ben çok kilo aldım. İşte al dedin de ne oldu kilo falan diye. Sonra başka pantolonlar falan almaya başladım. Ama üzülüyorum işte olmadı falan diye. Dedim ki ben bir tartıya çıkıp bakayım kaç kilo aldım. Yani şöyle düşünüyorum. Kilom zaten 54'tü. En fazla işte 58-59, bilemedin 60'a çıkmışımdır diye düşündüm. Ve tartıya çıktığımda kilom kaçtı biliyor musunuz? 63. Ben normal kilomdan tam 9 kilo almışım. Yani 9 kilo fazlalığım var. Ve şok oldum.
dedim ki ne yapıyorum ya, hani bu sırada tabii bu süreçte dedim artık kilo vermem lazım, yememem gerekiyor işte, durduracağım kendimi, yapamıyorum. İşte akşamları yine çikolata yiyorum, şey diyorum işte kendime, avutma şeyleri. Ya bu akşam da yiyeyim, ertesi gün başlarım diyete falan. Neyse bir tane çok sevdiğim bir ablam vardı. O da biraz toplu bir kadın. Evlenecek işte, çok az kalmış evlenmesine, 1-2 ay falan kalmış, diyet yapıyordu. İşte böyle sürekli aktara gidiyor, çaylar alıyor, bir şeyler alıyor kendisine zayıflamak için. Dedim ki ben de istiyorum yani, dedim çok kilo almışım, zayıflamam gerekiyor. Ben de onunla birlikte aktara gittim ve bu meşhur zayıflama çaylarından aldım. Tadı o kadar iğrenç bir şeydi ki, ya böyle burnumu tutarak içiyordum her zaman çayı. Gerçekten çok kötüydü. Neyse ben bunu ne kadar, 20 gün falan kullandım, bir paket bitirdim. Baktım biraz evet işe yaradı. Beni zayıflattı. Yani şöyle söyleyeyim, 3-4 kilo falan verdirdi o ara. Yaza giriyoruz zaten, kış bitimi, yaza gireceğiz. İçtim, sonra dedim ki aa zayıflıyorum, bir paket daha alayım. Bir de böyle küçük, şu anda ismi aklıma gelmiyor, küçük küçük tohumlar vardı böyle kırmızı. Onlardan falan da yiyorum, iğrenç tatları. Size önerim, asla öyle çaylarla, tohumlarla falan uğraşmayın. Bir arada chia tohumu vardı, onu da yedim. Neyse işte bunlarla falan filan derken o benim iştahımı kapattı. İşte o içtiğim çay benim iştahımı kapatmaya başladı. Çok fazla yemiyorum, midemi falan bulandırmaya başladı. Allah'tan hani kötü bir şey olmadı ama şu anki aklım olsa asla öyle bir şey yapmazdım tabii ki. O yaza ben zayıflamış olarak girdim. Kaç kiloya düştüm? 57-58 kiloya kadar düştüm. Sonra o yazın bitiminde yine kışa doğru ben tekrardan kilo almaya başladım. Bu kışta geçen kış oluyor. Ben tekrardan kilo almaya başladım ama yine fark etmiyorum kilo aldığımı. Sonra baktım, dedim ne oluyor ya, ben galiba yine kilo alıyorum. Ama bu sefer yine şey yapıyorum işte, akşamları çikolatamı asla bırakmadım zaten. O çay beni bir müddet zayıflatmış. Bir de yaz olduğu için de hani çok fazla yemek yemiyorsunuz falan. Sonra dedim ki herhalde ben her sene böyle kışa doğru kilo alacağım. Korkmaya başladım hani, acaba dedim metabolizmam mı yavaş çalışıyor, işte artık yaşım gereği mi böyle kilo almaya başlıyorum, artık şey diyorum işte ben kilolu bir insan olacağım galiba, bunu kabulleniyorum, işte keşke böyle 60'larda falan kalsam da daha yukarıya çıkmasam. Ve ben geçen kışta 64, yine aynı kilolar, 64'ü gördüm ve herkes bana, etrafımdaki herkes şey demeye başladı. Sen kilo mu aldın? İşte sen kilo aldın, bak işte almaya devam ediyorsun, bu artık böyle kilo aldın diyenlerin kafasını böyle tutup asfalta sürtüp kıvılcımlar çıkartmak istiyordum. Sonra araştırmaya başladım. Tekrardan çay falan içmek istemiyorum. Bir kere ondan akıllandım. Yani onu içsem yine aynı şey ve bünyeme zarar vereceğini biliyorum. Dedim ki ne yapabilirim, nasıl yapabilirim? Düşünüyorum işte, dedim ki spora başlayayım. Gittim, şöyle dumbbell'lar aldım, spora başlayacağım. Ondan sonra bir de şöyle bir lastik aldım. İşte hareketler falan yapmaya başladım evde. Tabii ne kadar yapabiliyorsunuz? Yani açıkçası çok az yapmaya başladım. İlk böyle 2-3 gün falan yaptım, yarım saat kadar. Sonra işte 10 dakikaya indi bu süreç. Daha sonradan da bir tarafa fırlattım, kaldılar orada. Sonra ben nasıl kilo verdim? Tatlıdan ve abur cuburdan asla vazgeçmedim. Geçemedim. Hala da geçemiyorum da. Ama şu anda kilom 56. 56'ya kadar düştüm son 2 kilo hedefe. Neler yaptım bu süreçte? Ben yeşil çay içmeye başladım. Yeşil çayın biliyorsunuz ki yağ yakımında faydalı olduğunu söylüyorlar. Bence kesinlikle doğru. İşte daha sonra beyaz ekmeği bıraktım. Kesinlikle artık hiçbir şekilde beyaz ekmek yemiyorum. Hem buğday ekmeği daha güzel geliyor bana tadı da. Hem de buğday ekmeği yemeye çalışıyorum. Özen gösteriyorum yemek yediğimde. Yemekleri daha az yiyorum. Zaten bir süre sonra midenizi emin olun ki küçülteceksiniz. Yine abur cubur yiyorum. Tabii ki de vazgeçmedim. Vazgeçemiyorum zaten, söylemiştim de. Çikolata falan yiyorum yine. Ama nasıl oluyor bu? Daha az yiyorum. Yani her şeyi yiyorum fakat daha az yiyorum. Ve ben böylelikle kilo vermeye başladım. İşte yürüyüş yapmaya başladım. Açık havada 15 dakika, 20 dakika yürüyebiliyorsanız yürüyün. Gerçekten hani ne kadar spor yaparsanız yapın, hiçbir şey o açık havada yürüyen yürüyüşün
yerini almıyormuş maalesef ki. İlla ki bir pazara gidersiniz, markete gidersiniz, bakkala gidersiniz, ne bileyim okula giderken. Ben şey yapmaya başladım. Mesela 15 dakikalık bir mesafeye, işte minibüse veya dolmuşa, metroya, otobüse binmek yerine oraya yürümeye başladım. Bu yarım saate kadar çıkıyor. Yarım saatlik bir yerse de yürümeye başladım. Kıştı, soğuktu, kar yağdı. Hani şey olur ya, hep üşenirsiniz ya, üf, yürümeyeyim boş ver falan diye. Hayır, yürüdüm. Her yere, öyle yakın olan yerlere, minibüs yerine, dolmuş yerine yürümeyi tercih ettim. Ve her sabah artık hala da içiyorum. Düzenli olarak yeşil çay içmeye başladım. Ve düzenli olarak da devam ediyorum yeşil çay içmeye. İçebiliyorsanız her gün bir fincan Türk kahvesi içmenizi öneririm size bir de. Ama onu kesinlikle şekersiz için. Bir de bu arada ben şekeri bıraktım. Zaten çay falan çok içmiyordum. Kahve de çok kullanmıyordum, içmiyordum. Bunları artık şekersiz içmeye başladım. Şekeri de tamamen hayatımdan çıkarttım. İşte çay içiyorum mesela. Diyorum ki yok, şeker almayacağım, şeker içmiyorum, şekersiz içiyorum. Yeşil çayı da aynı şekilde şekersiz için her sabah. Bir de yapabilirseniz eğer balla ılık su. Karıştırın bunu, ılık suyu. Her sabah bir bardak uyandıktan hemen sonra için. Bu aşırı derecede yağ yakımına iyi geliyor. Ben balı böyle şekerli suyu, ballı suyu falan çok sevmediğim için sadece yeşil çay içiyorum. Ama onun bile faydası oldu. Kısacası özetleyecek olursam, zayıflamak için size önerilerim: yürüyüş yapın ama açık havada yürüyüş yapın. 10 dakikada olsa, 15 dakikada olsa her gün mutlaka dışarıya çıkın ve yürüyüş yapın. Spor salonuna falan gidemiyor olabilirsiniz, vaktiniz olmuyor olabilir. Şöyle küçük dumbbell'lar alabilirsiniz. Bunlarla spor yapabilirsiniz evde 10 dakika, 15 dakika. Her gün yapamayabilirsiniz. Ben de her gün yapmıyorum. 2 ya da 3 gününüzü spora ayırmaya çalışın ama yürüyüşü her gün yapın. Bir de şöyle lastik alabilirsiniz. Bu da gerçekten işe yarıyor bayağı bir. Hani bu kollarımızı falan eritmek için oldukça işe yarıyor. Dumbbell'larınız yoksa su şişesiyle de yapabilirsiniz bu sporu. Şişenin içine suyu doldurun. Zaten dumbbell ağırlığında falan oluyor, 500 milimi. Onunla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim gibi çikolatadan falan vazgeçemiyorsanız eğer, yemeği tamamen kesmeyin. Birden zaten bırakamazsınız. Yani şöyle düşünün, sigara içiyorsanız eğer, sigarayı nasıl birden bırakamıyorsun? Alışkanlıklarından nasıl birden vazgeçemiyorsun? Onun gibi düşünün. Daha azaltın, daha az yiyebilirsiniz. Akşamları yememeye özen gösterin. Bir de her sabah yeşil çay, mutlaka şekersiz yeşil çay için. Evet, ekmek seviyor olabilirsiniz ama ekmeği gerçekten hayatınızdan çıkartabilirseniz o kilolarınızın nasıl da gittiğini kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ve maalesef ki bizim düşmanımız olan şeker. Şekeri bence birden kesin. Çok çay içmeyi seviyor olabilirsiniz, kahvenizi şekersiz içemiyor olabilirsiniz. Bakın, ben çay içmeyi sevmiyorum fakat şekeri kestikten sonra çayın tadına almaya başladım. Yani şekerli çay çok kötü bir tadı varmış. Belki de ben o yüzden çayı sevmiyordum. Yani şeker olduğu için sevmiyordum. Bence siz de bir birden kesip de deneyin şekersiz çayı, şekersiz kahveyi. Ve özellikle Türk kahvesinde şekersiz için inanılmaz faydası var. Daha sonra da Türk kahvesini içtikten sonra cildimize de uygulamayı unutmayalım. Eğer o videomu da izlemediyseniz buraya bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Spor yaparak ya da çok ağır diyetler yaparak kilo vermedim. Siz de bu şekilde yediklerinizi biraz azaltarak, besinlerinize birkaç bir şey ekleyerek kilo verebilirsiniz bence rahatlıkla. Abur cuburu çok yiyorsanız benim gibi, çok seviyorsanız daha az yemeye özen gösterin. Bir de onun yerine meyve yemeye özen gösterin. Mesela meyveli yoğurtlar olur, muz olur, çilek olur. Yani ne seviyorsanız o abur cuburun yerine bir şekilde getirebiliyorsunuz. Tabii ki çikolatadan vazgeçemiyorsanız yiyin yine çikolatayı ama daha az yiyin. Unutmadan söyleyeyim, en büyük yardımcımız tabii ki de su. Su içmeyi benim gibi çok sevmiyorsanız böyle güzel şişeler alabilirsiniz sizi su içmeye teşvik edecek. Ne bileyim, tadını beğenmiyor olabilirsiniz. İçine elma kesip atabilirsiniz. Veya su içmeyi unutuyor olabilirsiniz benim gibi. Ben asla susamam yani. Onu görünce ben bir su içeyim, su içmeyi unuttum gibisinden içerim. Siz de şey yapabilirsiniz, telefonunuza uygulama indirebilirsiniz. Onlar zaten haber veriyor ne zaman su içmeniz gerektiğini. Bildirim geldiğinde de içersiniz. Bu şekilde suyu içmeyi de unutmayın derim. Ben bu şekilde zayıfladım.
Biraz daha spora ağırlık vererek birkaç kilo daha vermek istiyorum. Umarım başarabilirim. Ama hiçbir zaman çok öyle sevdiğim şeylerden de vazgeçmedim. Vazgeçmeyi de düşünmüyorum. Siz de vazgeçemiyorsanız eğer benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Umarım işinize yarar. Eğer kiloluysan ve kilolarını veremiyorsan bir diyetisyene de başvurabilirsin. Şimdi şu demek olmuyor. Herkes işte çok zayıf olacak, herkes çok zayıf olmak zorunda. Hayır tabii ki de. Sen kilolu olabilirsin, kendinden memnun olabilirsin, kendini öyle beğeniyor olabilirsin. Tabii ki öyle kalabilirsin. Ben sadece hani kilolarından biraz rahatsız olan, kilo vermek isteyen arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim. Unutmayın ki siz her halinizde çok güzelsiniz. Şimdi bu videodan sonra kalkıp bir aynaya bak ve kendine şunu demeni istiyorum. Ne kadar güzelim bugün. Sizi çok seviyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.